kömbe yapıyoruz arkadaşlar. Bugün kursumuzda ne yaptık? Kömbe baharatımız var. Evet, şöyle 3 yemek kaşığı kömbe baharatı gezdiriyoruz. Biz bugün 3 ölçü yapacağız. Bayağı yapacağız. Hadi bakalım. Önce kuru malzemelerimizi şöyle bir harmanlıyoruz. Unun ortasını açtık. Yağımızı ekleyeceğiz. Bir de burada şekerimiz var. Şekerle sıcak suyu buluşturalım önce. Evet. Şekerimiz erisin. Hadi bakalım. Güzelce karıştıralım şimdi. Burada amacımız sıcak su ekleyip şekeri eritmek. Evet. Tabii sıcak sıcak dökmüyoruz kızlar, değil mi? Sıcak sıcak dökersek hamurumuz lastik gibi olur. O yüzden sıcak sıcak dökmüyoruz. Şekeri eridikten sonra kenara alıyoruz. Oda ısısına gelmesini sağlıyoruz. Suyumuzun ve şekerimizin, yani şerbetimizin. Evet, güzelce karıştırıyoruz. Burada da hafif eritip oda ısısına getirdiğimiz sade yağımız var. Evet. En doğalından. Evet. Nesrin'cim bugün kömbemizi yoğuruyor. Yağımız sıcak değil arkadaşlar. Asla sıcak olmasın. Lastikleşir hamurunuz yoksa. Nesrin'cim kontrol ettik değil mi yağımızı? Evet, evet yağımız asla. Evet evet sıyıralım elimizle. Çekim yapıyoruz diye kızlar heyecanlı. Kızlar evde nasıl davranıyorsanız öyle. Harmanlıyoruz, kumluyoruz değil mi? Evet, başlayalım Nesrinci parmak uçlarımızla bir böyle. Şöyle yavaş yavaş ne yapıyoruz? Unla. Alalım unu güzelce Nesrinci ortaya. Şu ortadan başla karıştır. Evet, evet karıştır. İki elimizle şöyle harmanlayalım. Hiç sorun değil, akan yerden tekrar al. Al iyice, kenarlarından iyice unu alalım Nesrinci. İyice al, evet. Sorun değil. Al 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 al. İyice kenarlardan al. Önce yağla unu buluşturuyoruz. Suyu eklemedik. Bakın unumuz ve yağımızı güzelce harmanlıyoruz. Parmak uçlarımızla böyle ekmek hamuru yoğurur gibi değil. Böyle kumlayarak kenarlardan al. O ya o onu yiyecek ha haberin olsun. Evet. Şimdi sıvı yağımızı ekliyoruz. Evet 3 çay bardağı daha sıvı yağ ekliyoruz. Kaç kere kömbe yoğurdum sanki ilk defa. Olsun sen hamaratsın her şeyi yaparsın. Evet 3 çay bardağı daha sıvı yağ ekledik şimdi. Koldan kömbe hamuruna girişmiş bulunuyor. Evet. Ahtapot gibi kollar. Evet. Hadi bakalım. Şöyle güzelce kumluyoruz. Aynen. Değil mi? Evet. Çocukken annemiz yoğururken böyle. Yok bir de keşke elle o tahta kalıpla böyle taktı. O son şeylerden. Artık değil mi? Yani sinir ettiğimiz zaman onu tahtayla. Evet. Kömbe hamurunun hepimizde mutlaka böyle ufak tefek anıları aynen vardır. Biz kömbe kokusuyla büyümüş çocuklarız. Aynen. Değil mi? Tabi artık çocukluğumuz kalmadı ama. Ruhumuz çocuk. Evet. Evet. Hadi bakalım şimdi şekerli suyumuzu ekliyoruz. Evet. Kesinlikle sıcak olmasın. Arkadaşlar oda ısısına yakın ılık olsun. Şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Hadi bakalım Pınar'cığım.
Nesrin harmanladı, şimdi Pınar yoğuracak. Korkma Nesrin. Evet. Korkma, akacak oradan buradan. Sen korkma, yoğurmaya devam et. Hiç öyle oradan göründüğü gibi değilmiş değil mi bu işler? Kesinlikle değilmiş. Dur bekle, onu yavaş yavaş yedirelim. İlk başta hamur böyle cıvıyacakmış gibi gelebilir size ama cıvımıyor asla. Suyu ekledikçe yoğurun, toparlayacaktır hamur kendini. Evet. Evet. Suyunu çektikçe ekleyelim. Güzelce yoğuralım. Tabi ekmek yoğurur gibi değil, kurabiye hamuru yoğurur gibi yoğuruyoruz. Aynen bu şekilde. Yoğurma şeklimiz bu arkadaşlar. Nesrin'cim. Pınar'cım pardon. Nesrin, Pınar. Evet. Şimdi Pınar devraldı. Nesrin harmanladı. Pınar da yoğuruyor. Evet, ortayı açalım tekrar. Kalan suyumuzu da ekleyelim. Hamur cıvımış gibi gelebilir size. Asla cıvımıyor. Tam ölçü arkadaşlar. Ölçümüz tam. Evet. Hadi bakalım. Hadi Pınar'cığım, son artık kalan şerbetimizi de ekledik. Kömbe hamurumuzu yoğurduk. Şimdi dinlenecek biraz. Sonrasında kalıplarla şekillendireceğiz. Burada da susamımızı yıkadık, süzdürüyoruz. Bu işlem susamımızın sonradan dökülmemesi için önemli. O yüzden mutlaka yıkayıp süzdürüyoruz. Hadi bakalım. Şimdi kömbelere şekil veriliyor. Burada susamımız var. Yıkadık, süzdürdük. Burada içleniyor, cevizleniyor. Diğer taraftan da kalıplara basılıyor. Basalım kızlar. Bir yandan cevizleniyor. Hadi bakalım. Bir yandan susamlanıyor. Susama da bulayalım. Evet. Ve kalıba yerleştirildi şimdi. Evet, şimdi kalıptan çıkaralım kızlar. Aferin size. Vay vay. Şimdi kalıplara basılıyor. Kızlar şöyle iyice bastırın. Parmakla değil, avuçla değil mi? Aynen. Evet, aferin sana Pınar. Evet, harika. Sen de vur bakayım. Nasıl? Evet, bu da böyle. Çeşit çeşit şekil kalıplarımız mevcut arkadaşlar. Çıkaralım, bastır. Evet, şimdi bunu da yerleştirelim tepsiye. Hadi bakalım. Burada tepsimiz fırına girmeyi bekliyor. Evet, kömbelerimiz pişti. Bunları böyle minik kare kalıpla yaptık. Burada da böyle ovalı kalıpla yaptıkları kömbelerimiz pişti bir kısmı. Burada da böyle farklı şekil olanlar var. Izgara üzerine aldık soğusunlar diye. Burada böyle hala arkadaşlarımız kömbe basıyorlar. Tabii burada böyle simit yapıyor arkadaşımız. Kake diyoruz biz kömbenin bu haline. Hüseyin